Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler, bugün bölme bölünebilmenin ÖSYM bakış testini beraber bu videoda çözeceğiz. Umarım kamp senin için faydalı oluyordur, faydalı ilerliyordur, eğitici ilerliyordur her şeyden önemlisi. Ve hani bu yaz günlerinde ciddi anlamda çalışmak sıkıntılı ama merak etmeyin gençler. Biz şu an emek sarf ediyoruz. Emek harcıyoruz ve verdiğimiz emeğin karşılığında hakkımızı mutlaka alacağız gençler. Tamam. Önümüzde 10 ay, 11 ay gibi bir süre var ama merak etmeyin, çabuk geçer ve bu çabuk geçen sürenin sonunda da emeklerimizin karşılığını istiyoruz sadece. Başka bir şey istemiyoruz. Şu yaz günlerinde, şu sıcak günlerdeki odanın da kapısını açtım. Merak etmeyin gençler, çalışanlar kazanacak. Kitabın önünde ise karşında ben varsam ve elinde de bir tane kalem, bir tanecik de silgi varsa geçebiliriz dersimize. Evet, ilk sorumuza şöyle bir bakış atalım bakalım. 3 basamaklı ABB, BAB, BBA sayılarından biri 11 ile tam bölünmekte. Diğer iki sayıdan biri 4 ile tam bölünürken diğeri 4 ile tam bölünememekte. Buna göre 4 basamaklı ABBA, bak ABBA çift sayısı için 44, 12 ve 20 bu sayılardan hangilerine tam bölüneceğini sormuş. Şimdi öncelikle ben bu ABB, BAB, BBA'dan mesela hangisi 11'e tam bölünebilir onu bir ortaya çıkarayım. ABB 3 basamaklı sayısından bahsediyoruz. BAB'den bahsediyoruz ve BBA'dan bahsediyoruz. Şimdi 11 ile bölünme kuralını buraya uyguladığımız takdirde artı eksi artı yapacaktık yani. Zaten şu artı B ile eksi B birbirini götürür. Burada sadece A kalır. Buraya geldim. Burada artı eksi artı yaptığımız zaman 2B eksi A gelir buranın toplamı. Artı eksi artı yaptığımız zaman B'ler yine birbirini götürür ve A gelir. Şimdi bu bizim aslına bakarsanız şansımıza, neden? Ben 11 ile bölünen sayıların bu ve bu olmadığını gayet iyi görüyorum şu an. Çünkü A bir rakam ve 0 harici bir rakam. Çünkü burada 0 ile başlayamaz bizim 3 basamaklı sayımız. 0 haricinde bir rakam olduğu için 11'in katı olamaz A. Madem öyle... 2B eksi A 11'in katıymış. Yani BAB sayısı 11'in katı olacak şekilde biz dizayn etmemiz gerekiyor. Peki 2B eksi A 11'in katıysa, örnek veriyorum, başlayalım. B'yi 9 seçersem 18. 18'den ne çıkarsa 11'in katı olur? 7. 8 seçersem 5 olacaktır. 7 seçersem 3 olacaktır. 6 seçersem 1 gelir. Şimdi 5 seçersem 10. 10'dan 10 çıkınca 11'in katı 10 diye bir rakam yok. Demek ki 5 olamaz B. 4 olursa 2 kere 8, 2 kere 4 8 yaptı. Demek ki A'nın 8 olması gerekiyor ki 0 kalsın. 11'in katı olsun. 0 her sayının katı biliyorsun. Peki 3 olursa hocam 6 olur. 2 olursa 4 olur. 1 olursa 2 olur o zaman da. Şimdi 0 zaten olamıyor. Pekala, şimdi bizim elimizde 2 tane kalan sayımız vardı. Bir ABB, öteki de BBA. Şimdi ABB'yi ve BBA'yı, palindrom sayılar değil mi? Tersten düzden okunuşları aynı olan sayılardan bahsediyoruz. Yazacak olursam şimdi 7 ve 9'u yazarsam 7 9 9 olur burası. Hocam burası ne olur? Ha bu arada şöyle de bir eleme de yapabiliriz aslında. Hani buraya başlamadan önce işimizi kolaylaştırmak, kısaltmak adına. ABBA sayısı çift değil miydi abi? Demek ki A sayısı burada ne olacak? A rakamı çift olacak. Yani ben bunu yazamam, bunu yazamam, bunu yazamam. Sadece ama sadece bunları yazabilirim. A sayısı çift olacaksa. Madem öyle A8 B4 iken 844 olur burası. Burası da 448 olur. Peki devam. 3 ve 6'yı kullanacak olursam 633 ve 336 gelecektir. 4'ü ve 2'yi kullanırsam 422, yani 422 ve 224 sayılarına erişiriz. 2 ve 1'i kullanırsam 211 ve 112 sayıları elde edilir. Şimdi bu sayılardan bir tanesi 4'ün katı iken öteki 4'ün katı olmayacak. Şimdi 44 4'ün katı, son iki basamağa bakıyorum. 48 o da 4'ün katı. Demek ki bu olamaz. İkisi de 4'ün katı. 36 4'ün katı, 33 4'ün katı değil. Bak bunlar olabilir. 24 4'ün katı ama 22 değil. Bak bu da olabilir. 12 4'ün katı ve 11 değil. Bak bu da olabilir. O halde benim yazabileceğim ABBA sayıları için hangileri geçerlidir? ABBA'ya A'yı 6, B'yi 3 seçersem 63 36. Pekala. A'yı 4, B'yi 2 seçersem 42 24 yazılabilir ve A'yı 2, B'yi 1 seçersem 21 12 sayıları yazılabilir. Şimdi bu sayılara bakacağız. Yani ABBA çift sayısı bunlar olabilir ve bunların tamamının 44, 12 ve 20'den hangilerine tam bölüneceğine bakacağız şimdi. Veya bölünmüyorsa bölünmüyor diyeceğiz. Şimdi bu sayılar ABBA biçiminde düzenlendiği için bak artı eksi artı eksi yaparsan artı A eksi A eksi B artı B birbirini götürür. 0 gelir. 11'in katıdır. Yani bizim bu sayımız kesinlikle 11'in katı. Bu sayıların tamamı 11'in bir katı. Peki son iki basamaklara bakarsak da 36, 24, 12 gibi. Bunlar da 4'ün katı. O zaman bizim sayımız 4'ün de katı. 4'ün ve 11'in katı olduğu için bir kere otomatikman 44'e bölünür zaten. Onu işaretledim. Rakamlar toplamına bakalım. 6, 3, 3, 6. Toplarsam 18 gelir. 3'ün katıdır. 4, 2, 2, 4, 12 gelir toplamı. 2, 1, 1, 2, 6 gelir toplamı. Bunların tamamı 3'e bölünüyor. O zaman bizim sayımız 3'ün de katı. 3'ün de katı. Yani hem 4'ün hem 3'ün katıysa 12'nin de katıdır diyeceğim. Şimdi 20'ye bölünmesi için bu sayıların 5'in de katı olması lazım. Veya 10'un katı olması lazım. Ama bunlardan hiçbiri 5'in veya 10'un katı değil. O halde bunu eledim. Doğru cevap 1, 2 idi. Yani cevabımız C şıkkına verilmiştir diyeceğiz gençler. ÖSYM bakış 2'ye doğru geçtik. 15.639 5 basamaklı sayısının 2 rakamı yer değiştiğinde yeni oluşan sayı 4 ile tam bölünebiliyor. Şimdi bu sayı şu an 4'e tam bölünmüyor değil mi? Peki hangi iki rakamı yer değiştirirse 4'e tam bölünür? Ben sana söyleyeyim. 15, 9, 3, 6 yaparsam yani 6 ile 9'un yerini değiştirirsem sadece iki rakamı yer değiştirmiş olurum ve sondaki iki hane 36 olduğu için 4'e tam bölünür. Yeni oluşan sayıda ise yani yeni oluşan sayımız bu. Yeni oluşan sayıda ise iki rakam yer değiştirdiğinde en son oluşan sayı 11 ile tam bölünüyor. Şimdi burada da iki rakamı yer değiştireceğim. 11'e tam bölünecek. Şimdi 11'e bölünmesi için ben bunları hani A, B, C, D, E 5 basamaklı sayı gibi düşünürsem artı, eksi, artı, eksi, artı dedim ya. Artılıların yani 3 tanesinin toplamı geri kalan 2 tanesinin toplamına eşit olmalı ki bunlar birbirini götürsünler. 0 olsun 11'in katı olsun. O zaman ben bu sayıları bir toplayayım. 1, 5 daha 6, 6 daha 12, 9 daha 21, 3 daha 24 yapar. Demek ki artılıların toplamı 12, eksilerin toplamı 12 olsun ki toplamları zaten 24'tü. 12 eksi 12'den 0 gelsin ve bizim sayımız 11'e tam bölünsün. Peki hangi iki tanesinin toplamı 12 yapar? Bak 9'da 3'ün toplamı 12 değil mi? O halde ben bunu şu şekilde dizayn etmem gerekiyor. Artı, eksi, artı, eksi, artı diyeceğim ya. Eksililere 9 ve 3'ü getirmem gerekiyor. Madem öyle 9'u şuraya kaydırırsam 3 zaten eksilide duruyor. 9'u buraya 5'i buraya kaydırırsam istenilen gerçekleşir. Yani 1, 9, 5, 3, 6 olmuş olur. Güzel. Şimdi diyor ki bana buna göre sayılardan hangileri yer değiştirmemiştir? Şimdi bizim ilk sayımız neydi? 1, 5, 6, 3, 9 değil miydi? Dikkat et 3 yer değiştirmedi. 1 yer değiştirmedi. Geri kalan hepsi yer değiştirmiş oldu. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani 1 ve 3 derken 1 ve 2 aslına bakarsan cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum. Altta soru yok değil mi? Yok. 38'in sağ üst tarafıyla 3 basamaklı ABB ve BAB doğal sayılarından biri 11 ile diğeri 12 ile bölünmekte. Şimdi ABB ve BAB'den bahsediyoruz. Şimdi biri 11 ile diğeri 12 ile tam bölünmekte ve 3 basamaklı ABC sayısı da 8 ile tam bölünüyormuş ya. ABC sayısı bu 8'in katı, bu kesin. Ama şunlardan biri 11'e öteki 12'ye bölünüyor. Dikkat et, hemen yan tarafa kaydım. Ben BAB'nin neden 12'ye bölüneceğini ve ABB'nin neden 11'e bölüneceğini, ABB'nin neden 11'e bölünemeyeceğini anlatmıştım ilk soruda. Burada da aynı mantaliteyle bak ABB, ABB, BAB, BAB, tamam, aynı mantaliteyle demek ki 11'in katı olan buymuş, 12'nin katı olan da buymuş derim. Tamam mı güzel kardeşim? Peki şimdi 11'in katı oluyorsa eğer artı eksi artı yazdığımız takdirde hani 2B eksi A gelecekti ya. Madem öyle ben yine burada şunu yaparım, şunu yaparım. 12'nin katı olduğu için B'nin çift olması gerekiyor derim. B'ye 8 veririm. 2 kere 8 16. 11'in katı olacaksa A'nın 5 olması gerekiyor derim. 6 olursa 1 olur. 4 olursa eğer 2 kere 4 8'dir. 8'den kaç çıkarsa 11'in katı olur? Tabii ki 8. 3 olursa 3 olmaz. 3 tekti. 2 olursa da 4 olacağını söylerim. Başka da bir alternatif yok. Şimdi A'nın 5, B'nin 8 olduğu durum için burası 580C olacaktır. A'nın 1, B'nin 6 olduğu durumda burası 16C, burası 8, 4C ve burası 4, 2C olur. Durumdan duruma değişecek üzere. Yani şu, şu, şu ve şu. Tamam mı? Şimdi ben bu sayının da 8'in katı olduğunu biliyorum. C sayısı kaçtır diye sorulmuş bana. Şimdi peki düşünelim madem. 580 küsür, 160 küsür, 840 küsür ve 420 küsürümüz vardı değil mi bizim? Ve burada sevgili arkadaşlar ABB ve BAB'nin hani biz daha şunun 12'nin katı olup olmadığını daha değerlendirmedik ya henüz. Şimdi bu sayılar 12'nin katıysa 3'e ve 4'e tam bölünmesi lazım. Şu 8'in katı bir dura dursun. Yani ne denir lan ona? Dura kalsın orada bir. Dura yazdı. Her neyse işte bir şey. Onlar bu arada dursun. Ben ABB 3 basamaklı sayısı. Ankara Büyükşehir Belediyesi. 3 basamaklı sayısı. 4'e tam bölünüyor mu bölünmüyor mu? Bunu bir kontrol edeyim önce. Şimdi BB dediği için buraya yazarım şimdi ben. 88 olursa 88 olur. 88 bölünür. 6 olursa 66 bölünmez. 44 bölünür, 22 bölünmez. O zaman burada A ve B için alınabilecek 8'e 5, 4'e 8 var. Tabi bir de 3'ün de katı olacaktı. Yani rakamlar toplamı A artı 2B 3'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi A5, B8 ise 5 artı 16 evet 3'ün katı 21 yapar. A8, B4 ise 8 artı 8 eşittir 16 gelir. 3'ün katı değil. Güzel. O zaman bu da gitti. Yani 8'e 5'miş gençler. 8'e 5. O halde 8'e 5 ise ben sadece şuna bakarım. 580 küsür sayı 8'e bölünüyorsa C kaçtır diye düşünürüm. Hadi 8'e bölelim bunu. 58'in içerisinde 7 defa yok. Ama 6 defa var. 48 çıkardım. Yok bir saniye. 7 defa var ya. 56 geliyor. Özür dilerim. 7 defa vardır. 56 çıkardım 2. Şimdi C'yi buraya indirince 8'e tam bölünmesi lazım. Bölünmesi için de 24 mü gerekiyor bana? Aynen öyle. Demek ki C'miz 4'müş. Yani cevap C şıkkıymış arkadaşlar. Geçtim ÖSYM'e bakış 4'e. 4 basamaklı ABBA doğal sayısının 10'la bölümünden kalan 2 ise kimse kusura bakmasın A2'dir yapıştırırız bunu. 9'la bölümünden kalan da 2'ymiş. Şimdi 9'la bölünme kuralı rakamlar toplamına bakılıyordu. Burada bir 2B'miz var. 2B. Burada da A2 olduğu için 2 artı 2'den 4 gelir arkadaşlar. Ve bu 9'la bölümünden kalan 2'ymiş diyebiliriz. Tamam mı? Ve ben burada şunu dikkat ederim. 4'ü karşıya atarsam 2B eşittir 9'un katından 2 eksik olur. Hatta 2B eşittir 9 eklersem 9'un katından 7 fazladır da diyebilirim ben. 9'un katından 7 fazla. Şimdi 9'a 7 eklersem şurası 16 etmez mi ya? Hemen şöyle pratik davranalım. B de o zaman kaç olur? 8 olur. B8 A'yı da 2 bulmuştum. 2 kere 8'den doğru cevabın 16 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylerim. Doğru cevabım A şıkkında verilmiştir gençler. Ve devam ediyorum ÖSYM bakış 5'le. Diyor ki bana 4AAB 4 basamaklı, AA 2 basamaklı birer doğal sayı olmak üzere 4AAB'den B çıkarsa, bunun birler basamağından birler ikisi de B, o zaman bundan bu çıkarsa 4AA 0 kalır. Aynen. Şimdi bundan da bunu çıkaracağım. Bunu biraz çözümlemek gerekiyor sanki. Bu sayıların ikisi de 9'a tam bölünüyormuş bu arada. Şimdi o zaman ben şuna bakarım. Rakamlar toplamı 2A artı 4 9'un katı olmak zorunda. Burada 2A5 olursa 9'un katı olur ama 2A5 olamaz. Çünkü 2 ile çarpılıyor çift olacak. O zaman 18'i kontrol edelim. O halde ben A'yı 7 seçersem 14 artı 4'ten burası 18 gelir ve 9'un katıdır. Yani A4'müş pardon A7'ymiş arkadaşlar. A7 ise 4770B sayısından ben 77 sayısını çıkaracağım. Ve bunu da 9'a tam bölündüğünü göreceğim. Şimdi hocam 77'nin 9'la bölümünden kalanı bir kontrol edelim istersen. 72 tam bölünür, kalan 5'tir. O halde buranın da kalanının 5 olması gerekiyor ki 5'ten 5 çıksın ve 0 9'un kalanı 9'a tam bölünsün. Şimdi demek ki buranın kalanı 5 olacak. 4, 7, 7 daha 18 yapar. 18 zaten 9'un katı. O zaman A'ya da 5'ten başka bir şey kalmaz. B'ye. B'miz 5'miş. A'yı da 7 bulduk. 7 kere 5, 35 yapar. Doğru cevap da C şıkkıdır. Evet ÖSYM bakış 5'i de bitirdik. 38. sayfayı da bitirdik ve devam ediyorum 39. sayfayla ÖSYM bakış 6'yla. Efe diyor her biri 72 adet ürün alan kutulara her bir kutu tam dolacak biçimde 80 BC adet ürün yerleştirilmiştir. Şimdi demek ki bu 80 BC 4 basamaklı sayımız kesinlikle 72'nin bir katı olacakmış. Pekala 72'nin katıysa hem 8'e hem 9'a mı bölünecek değil mi? Yani hem 8'i hem de 9'u kontrol etmem gerekiyor burada. Eğer 80 CB adet ürünü her kutuya 11 tane olacak biçimde yerleştirseydi son pakette A tane ürün yerleşmiş olacaktı. Ve diyor ki 80 CB 4 basamaklı doğal sayı olduğuna göre A kere B kere C kaçtır? Şimdi hocam birazcık düşünelim. Şöyle yapalım. Madem hem 8'e hem 9'a bölünüyor, zaten buradaki 80 yani 8000 dediğimiz kısım, hani ben burayı 8000 artı BC iki basamaklı sayısı biçiminde ayırırsam bu sayının 8'in katı olması gerektiğini düşünüyoruz. Burası zaten 8'in katı, demek ki bunun da 8'in katı olması gerekiyor. Güzel. Şimdi 8'in katı olması gerekiyor dedim ya. 8'in katı olan hangi sayılar var? İşte BC için konuşuyorum burada. 08 olabilir değil mi? 08, 16 olabilir, 24 olabilir, 32 olabilir, 40 olabilir, 48 olabilir. Yine BC'den devam ediyorum arkadaşlar. 8 daha eklersem 56 olabilir, 64 olabilir, 72 olabilir, 80 olabilir. Daha sonrasında 88 olabilir, 88 ve 96 olabilir. Başka da bir şey yok. Peki şimdi ama aynı zamanda bu sayı, yani bunun rakamları toplamı 8 artı 0 artı B artı C bize neyi vermek zorunda? 9'un katı olduğu için aynı zamanda 9'un da katı olması lazım bu rakamlar toplamının. Şimdi 8 artı 0 8 zaten. 8'in üstüne şunu ekleyeceğim. Bunun rakamları toplamını her birinde. 8, 8, 16 yaptı, bu olmaz. 8, 7 daha 15 gitti. 8, 6 daha 14. 8, 5 daha 13. 8, 4 daha 12. 8, 12 daha 20, bu da olmaz. 8, 11 daha 19 olmaz. 8, 10 daha 18, bak bu olur. 8, 9 daha olmaz. 8, 8 daha, 8, 16 daha olmaz. 8, 15 daha olmaz. Demek ki burada olan tek şey 64. Yani B'nin 6 olduğunu, C'nin de 4 olması gerektiğini öğrendik artık biz. Şimdi geldim şuna. Diyor ki 80 CB sayısı. Şimdi 80 CB sayısından bahsediyorum. B 6 idi, C de 4'tü. B 6, C 4'tü. Burası 0, burası 8 değil mi? 8046 sayısının 11 ile bölümünden kalan aslında A'ymış diyeceğim. Ve bunun içinde artı eksi artı eksi yazmam gerekiyor. Şurası 2, şurası eksi 8. Topladım, ne geldi? Eksi 6 geldi değil mi? Güzel. Şimdi eksi 6'ya ben 11 eklersem ne olur arkadaşlar? 5 olur. Yani kalan neymiş? 5'miş. Şimdi negatif gelince neye bölüyorsan onu ekliyorsun. Hani kalan negatif olmaz ayağına, tamam mı? Neye bölüyorsan onu ekleyerek buluyorsun pozitif kalanı. O da 5'miş. Demek ki A da 5'miş. 5 kere 6 çarpı 4 bize neyi verir? 120'nin ta kendisini verir. Doğru cevap B şıkkıydı arkadaşlar. Geçtim ÖSYM bakış 7'ye. Rakamları farklı 4 basamaklı bir doğal sayı tüm rakamlarına tam bölünüyorsa bu sayıya rakamsal sayı denir. Şimdi mesela 2, 4, 3, 6 yani 2436 sayısı 2'ye de 4'e de 3'e de 6'ya da tam bölünüyor. Yine 4 basamaklı 5A 3B sayısı rakamsal sayı olduğuna göre, yani tüm rakamlarına tam bölünebildiğine göre A-B farkı soruluyor. Şimdi bizim 5A 3B sayımız içerisinde bulunan 5'e tam bölünmeyecek mi? Bölünecek. Dolayısıyla bu sayı ya 5A 3 5'tir ya da 5A 3 0'dır. Rakamları farklı dediğine göre, çünkü 5'e tam bölünüyorsa son basamak 0 veya 5'ti ya, 5 olamaz abi o zaman son basamağı, çünkü buradaki 5 ile aynı olacaktır. 5A 3 0 olduğunu öğrendik. Pekala, bir de şimdi buradaki A'ya tam bölünmesi gerekiyor. A'ya tam bölünmesi gerekiyor. Şimdi bu A'nın ne olması gerekiyor? Onu bulacağız şimdi biz. Şimdi hocam A2 olursa rakamlar toplamına bakalım. 7, 3 daha 10. Rakamlar toplamına niye bakıyorsam 3'e bölünecek ya, o yüzden tamam, doğru, özür dilerim. Rakamlar toplamı 3, 10 tam bölünmüyor. Yani 2 olamaz. 10 yapmıştı, o zaman 1 olursa 9, 9 3'e tam bölünür, güzel. Zaten bu sayı 1'e de tam bölünür, o da güzel. Zaten 0'a bölemeyeceğiz, o da güzel. O halde gençler bizim A'mız 1'miş, B'miz 0'mış. A'dan B'yi çıkar demiş. Doğru cevap da 0'ın, pardon 1'in ta kendisidir. 1'den 0'ı çıkarttım, 0 yazdım ya la. Doğru cevap da C şıkkındaki 1'miş gençler. Evet, böyle şeyler olabiliyor maalesef, yapacak bir şey yok. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar, tamam, olmak üzere. 2 basamaklı AB doğal sayısıyla 2 basamaklı BC doğal sayısının toplamı AB ile BC'nin toplamı 2 basamaklı CA doğal sayısının 36 fazlasına eşitmiş. ABC 3 basamaklı sayısının rakamları toplamına bölümünden kalan kaçtır? Tamam, buluruz. Şöyle yapalım. Şurada bir 10 tane A'mız var. Bu 10 A'nın yanına şuradaki 1A'yı gönderirsem 9 A kaldığını görürüm. Şurada B ve 10 B'den 11 B'miz var. Ve şuradaki C var. 10c'yi bu tarafa alırsam eksi 9c gelir. Ve bu da bana 36'nın ta kendisini verir. Güzel. Ben şurayı 9 parantezinde a eksi c biçiminde yazıp üzerine 11b eklediğim takdirde 36 olacağını görüyorum ya. Bak iyi dinle. 9'da çarpıldığı için 9'un katı. 9'un katı zaten 36. O zaman bunun da 9'un katı olması gerekiyor. 9'un katı olacaksa b burada mecburen 9'dur abi. B 9'dur. B 9. Şimdi a eksi c'ye geldim. A eksi c'ye geldim. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi b 9 olduğu için burası 99 olmadı mı? Bu 99'u ben karşı tarafa fırlatmayacağım mı? Fırlatacağım. Yani 9 parantezinde a eksi c eşittir 36'dan 99, 36'dan 100 çıksa eksi 64 olurdu. Eksi 63'müş demek ki burası da. Her iki tarafı 9'a bölersem a eksi c 7 olur. Eksi 7. Demek ki c eksi a 7 olacakmış. Şimdi c eksi a 7 ise bu 9 iken bu 2'dir. Bu 8 iken bu 1'dir. Bu 7 iken bu 0'dır. Başka bir şey olamaz. Şimdi madem öyle rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı dediğine göre bu olamaz zaten. Başlangıcı da zaten sıfır gelemez. Birbirinden farklı demişti. Ben B'yi 9 bulduysam C'yi de 9 seçemem. Demek ki C 8'miş. Bu 8. A 1'miş. B de 9'du zaten. 198'in diyor rakamları toplamına, yani 18'e bölümünden kalan soruluyor. Kaç defa var? 11 defa. 198 çıkardım. Kalan kaç? 0. Kalanı sormuştu. Cevabımız A şıkkıydı. Geçtim ÖSYM'e bakış 9'a. Ne diyor bana? A, B, C ve D birbirinden farklı birer rakam. 4 basamaklı A, B, C, D, E, 3 basamaklı A, B, C, 2 basamaklı A, D sayıları 45 ile tam bölünüyor. Şimdi 45 ile tam bölünüyorsa bunlar, bu A, D sayısı ya 45'tir ya 90'dır abi. Doğru mu? Ya 45'tir ya da 90'dır. Peki, şimdi geldim şu kısma. A, B, C sayısı ne yapacak? 45'e tam bölünecek. Eğer ki burası, yani A sayısı 4 ile başlıyorsa 400 küsürlerde, bak 400 küsürlerde 45'e bölünen hangi sayı vardır diye düşüneceğim. 405 vardır, 450 vardır ve 495 vardır. Daha sonrasında ABC 405 ise falan gibi düşüneceğiz ama ondan önce birbirinden farklı rakamlardı. Şimdi D'yi 0 seçtiysek biz, D 0 ise şimdi gidip de bak burada da B'yi 0 seçtim. Bu olamaz. Daha doğrusu özür dilerim, çok özür dilerim. Ben ilk başta 45'i kabul etmiştim. Tamam. Eğer A4 ise şurada ve D5 ise o halde ben C'yi 5 seçemem. B'yi 5 seçemem. C'yi yine 5 seçemem. O halde 45 olamıyormuş abi. 45 olamıyor. O halde AD 90'mış. AD 90. AD 90'sa şuraya geldim. A9'du ya. 9BC sayısı 45'in katı olacaksa 900 olur. 945 olur. 990 olur. Rakamları sıfırdan ve birbirinden, rakamları birbirinden farklı demiş. Sıfır yoktu. Birbirinden farklı dediği için bu ve bu olamaz. Demek ki buymuş. O halde benim A, B, C sayım 945 mi? D sayımda zaten ben 0 olarak seçmemiş miydim? Aynen öyle. A, B, C, D sayısı, yani 9450 sayısı 45'e bölünüyor mu? 9000 zaten bölünüyor. 450 de zaten 10 katı bölünüyormuş. Demek ki A, B, C'demiz bunlar. Yani A9, B4, C5, D'de 0. 9'a 4'ü topla 13. 5 çıkar 8. Cevabımız olacaktı. Doğru cevap A'ydı. Geldim 10'a. 4 basamaklı 4392 sayısının 2 basamağındaki rakamların yeri değiştiğinde oluşan A sayısı 4 ile tam bölünmekteyken 8 ile bölünememekte. Oluşan A sayısının sadece 2 basamağındaki rakam birer azaltılınca oluşan B sayısı 8 ile tam bölünebilmekte. Buna göre oluşan B sayısının rakamları çarpımı. Şimdi bak. Şimdiye kadar ÖSYM'nin sormadığı tarzda bir soru ama ÖSYM tarzında bir soru. Neden sormasın? İyi dinliyorsun. 4392 sayısı. Ben burada 4392 sayısının 2 basamağındaki rakamların yerlerini değiştireceğim ve bu sayının 4'ün katı olurken 8'in katı olmamasını sağlayacağım. 4'ün katı nasıl yaparım? Bak şurada ben 9 ile 3'ü yer değiştirirsem 4932 4'ün katıdır. 8'in katı mı? Değil. Tamam, 8'in katı değil. O halde sayı buymuş. Ve diyor ki ben diyor bundan diyor sadece 2 basamağındaki rakamları diyor birer azaltacağım diyor. Şimdi mesela 932 değil de 832 olsaydı sonuç basamağı 8'in katı olurdu değil mi? Şimdi bunu veya bunu ben 9'u azalttım, 1 azalttım, 8 buldum. 3 veya 2 azaltırsam, şimdi 3 veya 2'yi azaltırsam 8'in katı olmaktan çıkabilir. 8'de bölünme kuralı son 3 basamağı etkiliyordu sadece. O zaman ben 4'ü azaltayım, onunla işim yok ki. 3832 oluşan B sayısının rakamları toplamı sorulmuş. Rakamları çarpımı, özür dilerim. 3 kere 8 24 kere 3 kere 2 6. Cevap ne yapar? 144. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir. ÖSYM bakış 11'deyiz. A, B ve C birer rakam olmak üzere internetten satın alacağı 2 basamaklı 6A adet kitap siparişinin kurstaki öğrenci sayısına yetmediğini fark eden Barış öğretmen, şimdi 6A tane kitap alıyor. Yetmediğini fark eden Barış öğretmen C tane daha kitabı sepetine ekleyince sepetindeki kitap sayısı 2 basamaklı AB adet olmaktadır. Şimdi 6A 2 basamaklı sayısının üzerine C rakamını ekliyor ve AB 2 basamaklı sayısını buluyor değil mi? Son durumdaki kitap sayısı 9'un katı olduğuna göre A artı B artı C toplamı soruluyor. Şimdi hocam bak, 60 küsürlerde bir sayıya C ekleyince AB 2 basamaklı sayısı elde ediliyorsa demek ki A 7'dir. Şurası 67. 67'ye bir şey eklemişim ve 9'un katı olan bir AB 2 basamaklı sayısı elde etmişim. 72'dir. Yani A 7'ymiş, B 2'ymiş. C nedir? 67'ye ne eklersem 72 olur? Tabii ki 5. O halde bu da 5'miş. 7 artı 2 9, 5 daha 14 yapar. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir deriz. 3 basamaklı AAB, ABB, BBA ve BAB sayılarından sadece birinin 4 ile tam bölündüğü, diğer 3'ünden birinin 11 ile diğerinin ikisinin de 3 ile tam bölündüğü bilinmekte. ABAB 4 basamaklı tek sayısı 21, 12, 9 sayılarından hangilerine tam bölünür? Şimdi ABAB 4 basamaklı tek sayı dediğine göre o halde B'yi tek seçeceğiz. B'yi tek düşüneceğiz. Şimdi burada birinci ve üçüncü soruda da buna benzer mantıklar kurmuştuk. Bundan kaynaklı şu BAB sayısı burada sadece 11'in katı olabilecek tarzdaki bir sayıdır. Bunu da artı eksi artı şeklinde düşündüğümüz takdirde 2B eksi A'nın tabii ki de 11'in katı olması gerekiyor diyeceğiz. Ve bunu dedikten sonra B sayısı burada mesela 9 iken A sayısı 7 olabilir. 18'den 7 çıktı, 11'in katı 11 olur. Burası 8 iken burası 5 olabilir. 7 iken 3 olabilir. 6 iken 1 olabilir ki 5 olamıyordu. A 10 olması lazım çünkü bu durumda. Peki 4 iken ne olur hocam? 4 iken burası 8 olur. 3 iken 6 olur. Ki 0 da 11'in katı çünkü. 2 iken 4 olur. 1 iken de 2 olur diyebiliriz. İşte AB'ler bunlar. Şimdi tabii AB tek sayı olduğuna göre tek sayıysa buradaki B tek olmalı. Tek olacaksa o zaman şunları silerim. Bak, B'nin 8 olduğu durum, 6 olduğu durum, 4 olduğu durum, 2 olduğu durum, bunları elerim. Bir de ekstradan bu sayılardan sadece bir tanesinin 4 ile tam bölündüğünü biliyorum. Madem bir tanesi 4 ile tam bölünüyor, sayılarımıza baktığımız zaman 4'ün katı olan tam sayımız bir kere çift olmalı. O halde B'ler tek olduğuna göre bak, buradaki sayı da tektir, bu da tektir ama BBA, o zaman bu çift olacak. Yani BBA sayısı kesinlikle 4'ün katı olmalı. Bu durumda B'nin 9, A'nın 7 olduğu durumda ben 997'ye bakarım. 4'ün katı mı? Değil. O halde bu da gitti. Şuna bakıyorum 7 ve 3'e. 773. 4'ün katı mı? Bu da değil. O halde bu da gitti. Geldim şuraya, 36 ve 12 kaldı. 336 ve 112 sayıları için ben ikisinin de 4'ün katı olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani eğer ki A 2 ise B sayısı 1'miş ya da A 6 iken B 3'müş. Şimdi gel gelelim AAB ve ABB sayılarına. AAB ve ABB sayılarına geldim. Bunların ikisi de 3'ün katı olması gerekiyor. Peki A 6 iken burası ne olur? 663 olur. ABB ne olur arkadaşlar? 633 olur. Peki A 2 iken burası 221. Burası da 211 olur. Şimdi ikisinin de 3'ün katı olması gerekiyordu. Bak, buna 3'ün katı, bu da 3'ün katı. Bu rakamları topla 5 gelir. Rakamları toplamı 4 gelir. 3'ün katı değil ikisi de. O halde bu da gitti. Yani B kesinlikle 3'müş. A da kesinlikle 6'ymış. Buradaki sayımız o zaman bizim 63. 4 basamaklı sayısıdır. Ve bu sayımız rakamları toplamı 3'e ve 9'a tam bölüneceği için 3 ve 9'a bölünür. Bak, o halde zaten 9'a bölündüğünü görüyoruz. 12'ye bölünmesi için 3'e ve 4'e ayrı ayrı bölünmesi gerekiyordu ama sayımız zaten 4'e tam bölünmüyor. Tek sayı olduğu için bu gider. 21 sayısına baktığımız zaman şimdi 3'e ve 7'ye bölünmesi gerekiyor bir sayının 21'e bölünebilmesi için. 3'e bölündüğünü zaten görüyoruz ama 7'ye bölünür mü? Hemen 7'ye bölelim. 9, 63, 0, 6, 0, 3, 63, 9, bak bölündü. Tam bölündü. O halde 3'e ve 7'ye bölündüğüne göre 21'e de bölünür diyeceğim. Doğru cevabımız da 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz gençler. ÖSYM bakış 12'yi de bitirdiğimize göre artık 13'e yani sağ sütundaki ilk soruya bakabiliriz. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 farklı sayı toplanıyor. Buna göre bu toplamla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi rakamlar sıfırdan ve birbirinden farklı olacak. 3 basamaklı bir sayının rakamları yer değiştiriliyor. Elde edilen 6 tane farklı sayı toplanacak bak. Yani olay şu. ABC 3 basamaklı sayısı, ACB 3 basamaklı sayısı, BAC, BCA, CAB ve CBA 6 tane farklı sayı elde edilir. Bunlar toplanıyor. Şimdi gelelim şu kısma. 100, 200, 210, 220, 221, 222 tane A var. 222 tane B, 222 tane C olacak. Yani 222 parantezinde A artı B artı C gelir mi? Gelir. Yani bunları toplarsam bu gelir. Ve 222 dediğim sayı da açıkçası şöyle bir sayıdır. 2'ye böldüğüm zaman 111 gelir. 111 de 3 kere 37'dir. 2 çarpı 3 çarpı 37 çarpı A artı B artı C'dir dedim. Şimdi bu sayı kesinlikle doğru olanı arıyoruz ya. 12 ile tam bölünür mü? Şimdi ben bunun içerisinde bir iki çarpanı daha olduğunu bilmiyorum. 2 kere 3'ten 6'yı elde ediyoruz ama 15'e bölünmesi için 3'e ve 5'e bölünmesi gerekiyordu. Buradaki sayının 5'in katı olup olmadığını bilmiyorum. 10 ile tam bölünmesi için bir 5 çarpanıma ihtiyacım var. Yine bilmiyorum. 6 ile bölündüğünü görüyorum zaten 2 kere 3'ten ve 9 ile bölünmesi için bir tane daha 3 çarpanına ihtiyacımız vardı. O da yok. O halde kesinlikle bölünen 6'dır diyeceğiz gençler. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Ve artık ÖSYM bakış 14'teyiz. Yani ÖSYM bakışın son sorusundayız. 20 faktöriyel sayısının 18 faktöriyel eksi 4 sayısına bölümünden kalan M ve 16 faktöriyel sayısının 14 faktöriyel eksi 19 sayısına bölümünden kalan N olarak veriliyor. N'nin M'ye bölümünden elde edilen bölüm soruluyor. Şimdi ben 20 faktöriyeli 20 çarpı 19 çarpı 18 faktöriyel biçiminde yazabilirim. Ve ben bunu neye bölecekmişim arkadaşlar? 18 faktöriyel eksi 4'e bölecekmişim. O halde ben bu kısmı 20 çarpı 19'da çarpacak olursam 20 çarpı 19 çarpı 18 faktöriyel eksi buradaki 4'ün başı kel değil onunla da çarpın. 4 çarpı 20 çarpı 19 olarak yazdım ve bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Şimdi çıkardığımız takdirde de bununla bu zaten gitmiş oluyor. Eksi eksiden kaynaklı artı olur. 4 çarpı 20 çarpı 19 gelir ki bu sayı 18 faktöriyel gibi devasa bir sayıdan daha küçük olduğunu bildiğimiz için kalanımız artık budur diyeceğiz. İşte bu M. Pekala. Şimdi aynı yöntemle 16 faktöriyeli 16 çarpı 14 15 çarpı 14 faktöriyel biçimde yazarım. Sonra giderim bunu 14 faktöriyel eksi 19'a böleceğim. Daha sonrasında ben bunu eğer 16 çarpı 15 ile çarpacak olursam 16 çarpı 15 çarpı 14 faktöriyel eksi 16 çarpı 15 çarpı ne gelecek? 19 gelecek. Çıkardığım takdirde şunlar gider. Eksi eksiden kaynaklı artı gelir ve bu da 16 çarpı 15 çarpı 19'u elde ettirir bana. Bu da neymiş? N. Yani 16 çarpı 15 çarpı 19'u ben neye bölecekmişim? 4 çarpı 20 çarpı 19'a bölecekmişim ki 19'ların gittiğini zaten görürüm. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4, 4 kere 4 16 yaptı zaten bunlar da gitti. Bölüm neymiş arkadaşlar? 3'ün ta kendisi. O halde cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, artık ÖSYM bakışı yani 40. sayfamızda bitirdiğimize göre bir sonraki videomuzda SML bakış testini beraber çözeceğiz. SML bakışta da 4 tane soru var ve birbirinden güzel sizler için hazırladığım sorular. O videoyu da izledikten sonra 8. günümüzü bitireceğiz artık ve noktayı koyacağız. Gençler, sonraki videomuz olan SML bakış testinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.